Hepinize merhabalar arkadaşlar. Tarifimiz için bir tane yumurta sarısını karıştırma kabını alıyorum. 125 gram yumuşak tereyağını ekliyorum üzerine. 1 çay bardağından biraz eksik pudra şekeri ve yarım çay bardağı kadar mısır nişastası ekliyorum. Çay bardaklarım büyük boy, minik olanlardan değil. Bunları karıştırıyorum. Karıştırırken bir yandan bir paket vanilya ekliyorum. Tarifte kabartma tozu yok arkadaşlar. Şimdi buraya ben yanıma 3 su bardağı kadar un aldım. Fakat hepsini kullanmayacağım. Ne kadar kullandığımı söyleyeceğim size. Yaklaşık 2,5 su bardağı kadar un kullandım ama kontrollü gidin. Belki sizde 2 su bardağı yeterli olabilir. Çünkü 2,5 su bardağı ekledim. Benimkinin kıvamı bir miktar sert oldu. Ben halledebildim ama 2 bardaktan sonra biraz dikkatli eklemenizde fayda var. Hamuru güzelce elimle toparlıyorum. Bu şekilde hamur matının üzerine alıyorum ve üzerine bir yağlı kağıt seriyorum. Merdane ile inceltiyorum. Kurabiyenizin boyutu ve inceliği tamamen size kalmış. İstediğiniz boyutta yapabilirsiniz. İnce olduğunu düşünüyorsanız kalın bırakabilirsiniz. İstediğiniz aparatla kesebilirsiniz. Bu şekilde şu an biraz kalın gözüktü gözüme. Birazcık daha incelteceğim bu kısmı. İçinde sıvı yağ olmadığı için kırılmıyor arkadaşlar bu kurabiye. Gayet sağlam oluyor. O yüzden İnceltmenizde sorun yok. Bisküvi gibi oluyor aynı. Şimdi benim şöyle yuvarlak bir kalıbım var. Bununla kesiyorum. Bu tarifi sıvı yağ ekleseydik kurabiyeler daha kırılgan olacaktı. Bunu da aklınızda bulunsun istedim. Bu şekilde ben bu kurabiyeleri şöyle spatula yardımıyla alıyorum. Tek tek hepsini tepsiye diziyorum. Dediğim gibi benim kurabiyemin kıvamı normalden bir tık katı oldu. Fakat dediğim gibi benim için bir problem olmadı. Siz 2 su bardağından sonra dikkatli unu eklerseniz böyle bir sıkıntı yaşamazsınız. Kurabiyeleri dikkatlice tepsiye diziyorum. Kalan hamuru tekrar elimle toparlıyorum, yoğuruyorum biraz. Bunları da tekrar şekillendirip tepsiye dizeceğim. Toplamda bu ölçülerle bir tepsi kurabiyeniz oluyor. İki katına da çıkarabilirsiniz kalabalık misafirlerinizde. Bu kadarı fakat benim için yeterli oldu. Bu şekilde yine spatula yardımıyla kurabiyeleri çıkarıp tepsiye diziyorum. Yumurtanın akını şöyle çatalla çırpıyorum ve fırçayla kurabiyelerin üzerine süreceğim. Bu sırada ben fırını 175 derece ısınması için alt üst ayarda açtım. Yumurta akını sürdüm ve her bir kurabiyenin üzerine gelecek şekilde fındık kırıkları ekliyorum. Fındık kırıkları eklerken en önemli püf noktası fındıkların tamamen hepsinin kurabiyeye temas ediyor olması. Çünkü daha sonra bunları çikolataya bulacağımız için düşmemesi ve dökülmemesi gerekiyor. Fındık kırıklarını buladıktan sonra yerleştirdikten sonra üzerine hafifçe elinizle bastırabilirsiniz. Bir kase fındık yeterli geldi benim için. Şimdi bunları fırına gönderme zamanı. Hafif üzeri pembeleşip kavruk koku gelene kadar pişiriyorum.
Kurabiyelerin piştiği soğurken onlar, ben de çikolataları eriteyim. Birer paket bitter ve sütlü çikolatam var. Hepsini sütlü çikolatayla da yapabilirsiniz. O zaman rengi daha güzel, açık renk bir çikolata rengi oluyor. Çikolataları Bembera usulü kettle'ın üzerine ben erittim ve soğumuş olan kurabiyelerimi böyle teker teker çikolataya batırıp tekrar tepsiye diziyorum. Dilerseniz çikolata donmadan kurabiyenin ortasına toz Antep fıstığı ekleyebilirsiniz. Evde kalmamıştı, o yüzden ekleyemedim. Ya da beyaz çikolatayla üzerine şeritler, süsler yapabilirsiniz. Tamamen görsel olarak size kalmış devamı. Ben bu şekil bıraktım. Daha fazla ekleme yapmadım kurabiyelerim için. Fakat çikolatasının donması için biraz buzdolabında beklettim. Bakın kasenin dibinde toplamda şöyle bir tatlı kaşığı kadar çikolata kalmış oldu ve hepsini kullandım. Bunu görmenizi özellikle çektim görmeniz için. Çikolatalar donsun diye bir miktar buzdolabında beklettim ben kurabiyeleri. Bu şekilde servis tabağına alıyorum. Kahvenin yanında, çayın yanında gerçekten misafirleriniz için çok şık bir ikram. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olmanızı ve yorum bırakmanızı rica ediyorum. Yepyeni tarif ve videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın.